Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Lise, ön lisans, lisanslar için ayrılmış bazı pozisyonlar mevcuttur. Onların detaylarını sizlere bu videomuzda aktarmış olacağız. Uygunsa, kafanıza yatıyorsa başvurunuzu yapın. Uygun değilse veya kafanıza yatmıyorsa da diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet, öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım zaten. Sizler rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlayacaksınız. Bilginiz olsun. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacak olan yeni atamada yazılı veya sözlü sınav olmadan direkt puan üstünlüğüne göre atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Yani merkezi atama gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde mülakata girmeyeceksiniz. Sizler başvurularınızı yapıyorsunuz. Yazılı veya sözlü sınav olmadan direkt atanmış olacaksınız. Başvuru başlangıç tarihi 9 Ocak. Yani dün itibariyle başlamış oldu. 23 Ocak tarihinde sona ermiş olacaktır. Genel şartlarına baktığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 650 sayılı Devlet Memuru Kanunu'na uygun olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Kürt Ceza Kanunu'na uygun olmanız gerekiyor. Askeri durumu itibariyle askeri ilişkiniz bulmaması gerektiğini yazmış durumda. Diğer önemli kısımları da zaten sizler en aşağı kısımlara geldiğiniz takdirde detaylı bir şekilde resmi gazete üzerinden de ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunun haricinde hangi dallarda atama olacak onun bilgisini vermeden önce de sizler nasıl başvurunuzu yapacaksınız onun bilgisini vereyim. Sizler Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvuru yapacağınızı belirtmek isterim arkadaşlarım. Uygun pozisyon varsa başvurunuzu yapın. Mühendis ataması olacaktır. Bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri mühendisi, yazılım mühendisi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Tekniker ataması olacaktır. Sizlerin seramik bölümü ön lisans mezunu olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Bunun haricinde diğer tekniker atamasında ise elektrik, haberleşme, telekomünikasyon, haberleşme teknolojisi gibi dallardan mezunsanız ön lisans düzeyinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun haricinde diğer teknisyen atamasında ise grafik ve fotoğraf alanlarından mezunsanız ortaöğretim düzeyinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Büro memuru ataması olacaktır. Gazetecilik lisans mezunları başvurusunu yapabilir. En az 5 yıllık bir deneyime sahip olması gerektiğini yazmış durumda. Diğer büro memurluğunda Türkçe öğretmenliği lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Diksiyon eğitimi, beden dili eğitimi sertifikasına sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Veya bunların haricinde diğer büro memurluğunda işletme bölümü lisans mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilgisayar bölümü, operatörlük programı veya bilgisayar işletmenliği kurs sertifikasına sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro memurluğunda maliye bölümü lisans mezunu olmakla beraber yine Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikasına sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro memurluğunda sizin maliye bölümü lisans mezunu olmakla beraber Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar kullanımına sahip olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlarım. Koruma güvenlik görevlisi ataması olacaktır. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Temizlik görevlisi ataması olacaktır. Yine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. Demiş olduğum gibi resmi gazete üzerinden sizler önemli diğer tüm kısımlara Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü sekmesine tıklayarak da hepsine erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. KPSS 3 puan türlerinin en az 60 puan olması gerektiğini yazmış durumda. Hemen hemen hepsinde 60 puan şartının var olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Diğer kısımları sizler resmi hesap üzerinden erişim sağlayacağınızı belirtmek isterim tekrardan. Bunların haricinde diğer tüm memur atamasını görmek istiyorsanız da şuradan da ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Veya bunların haricinde diğer tüm ilanlar sekmesine tıklayarak da sizler Bilgi Yıldızı web sitesi üzerinden yapmış olduğumuz tüm çalışmaları inceleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.